Çocuklar, hadi kalkın. Kahvaltı hazır. Hadi bakalım. Günaydın Makmuş. Ah ah ah, benim cimcik yavrum. Aferin benim çitlenmeyime. Nasıldı, hemen kalktı? Hadi oğlum sen de kalk. Hadi evladım. Emre, hadi çocuğum. Ben okula gitmek istemiyorum. Ben emekli olmak istiyorum. Sen daha öğrencisin. Emekli olmanın çok var. Yani. O zaman ben de öğrencilikten emekli olmak istiyorum. Tövbe estağfurullah. Hadi kalk bakalım. Kalk, tamam, kalk. Tamam, pes. Ne zaman banyo yapacaksın kokarcam ha? Ya daha yeni gözümü açtım. Banyo deyip sabah sabah moralimi bozmasana Makbuş ya. Makbuş bak bir de beni kokla. Ah mis kokar benim kızım, mis. Yani. Ah ocağın altını unuttum. Günaydın Mozart. Evet Simge Hanım, dosyaları masanın üstüne koymuştu. Evet, kontrol ettim. Tamam. Ben zaten 5 dakikaya çıkıyorum. Ekmek. Tamam evladım, getiriyorum. Hopala, çok kızarmış dedik ama bu kadar da değil be Makbuş. Olsun, ben kurabiye yiyeceğim. Bu fotoğrafın ne işi var burada? Öğretmenimiz aile fotoğrafı getirmemizi istedi. Herkes ailesini tanıtacak. Bak sen, abim, ben ve annem. Baba, annem şimdi cennette değil mi? Tabii kızım. Oradan bize bakıyor mudur? Tabii çitlenmeyeyim. Sen bizi hiç bırakıp gitmeyeceksin değil mi Makmuş? Yok canım. Ben seni daha gelin edeceğim. Vermem ben kızımı kimselere. Ya ben evlenmeyeceğim. Bütün kızlar öyle der. Ama bir koca bulunca da koşa koşa gider. Nereden öğreniyorsun bu lafları oğlum? İlahi çocuk. Baba, hafta sonu balığa gidecek miyiz? Bu hafta sonu gerçekten imkansız. Her hafta sonu olduğu gibi. Bak Emre'cim, söz... Sakın söz verme baba. Sonra tutamazsan üzülürsün. Ama ne varmış balık tutmakta? Şuradan alıveririz bir kilo istavrit yeriz oğlum ya. Tam da aynı şey ya Makbuş. Yani... Biraz çabuk olun. Okula geç kalacaksınız. Simge neredeyse burada olur. Oh. Dur dur. Sakın çalma. Niye? Bak ne var bende. Makmuş'un anahtarı değil mi o? Dün gece gizlice aldım. Geçen sefer açık kalan ocak, şimdi de kapının üzerinde unutulan anahtar. Uf, şu Makbuş'tan bir an önce kurtulamazsak evlilik işi çok uzayacak. Evet anne, elini çabuk tut, hiç paramız kalmadı. Şaka gibi. Sabret prensipsin. Biliyorsun yüzüğü taktırana kadar canım çıktı. Şimdi sıra imzada. Sonra her istediğini alacağım seni. O iki yaratıkla yaşamak hiç zevkli olmasa da katlanacağız artık. Sen hiç merak etme. Yatılı okullar ne güne duruyor. Şşş. Simge, ne yapıyorsun burada? Ben... Makmuş anahtarı kapının üzerinde bırakmış. Annemle anahtarı çıkarmaya çalışıyordu. Ya, hay Allah. Ya, bu kaçıncı olay canım? Bunu konuşmamız lazım. Simgeciğim, gerçekten çok geç kaldım. Toplantı başlamak üzere. Aa, hayatım, gömleğinin düğmesi kopmuş. Farkındayım. Makmuş dikecekti ama... Hay Allah, hemen çıkmak zorundayım. Ben gelirken sana yenisini alır mı Hakan'cığım? Sen bir harikasın. Sen olmasan ben ne yapardım bilmiyorum. Görüşürüz Özgeciğim. Hadi çıktım. Bye. Anne delirdim ya. Ne gömleği? Bir gömlek nereden bakarsan bak 100 TL. Şaka gibi. Şşt. Aa, geldiniz mi? Ay hiç duymadım. Duymazsınız tabii Makbule Hanım. Anahtarı kapının üzerinde unutmuşsunuz. Ay dün geceden beri arıyorum. Ay üstüne de baktım üstelik kaç kere. Aa, bu kadar da olmaz ki canım. Ya eve hırsız girseydi? Allah korumuş vallahi. İyi ki sen buldun kızım. Hadi hadi geç kaldık. Çağırın çabuk çocukları. Daha onları bırakıp işe yetişeceğim ben. Hemen geliyorlar şimdi. Çocuklar hadi çabuk olun.
Simge teyzeniz geldi. Teyzeymiş. Ay delirtecek bu kadın beni. Anne ya, onlar bir okula sen bırakıyorsun. Bunlardan benzin parası isteyelim biz. Bir defa benzin 150 TL ya. Aa, yok artık, o kadar da değil Özgeciğim. Of, benim tuvaletim geldi gene. Hadi çık prensesim. Şimdi bunlar 40 saatte hazırlanamazlar. Sinir şeyler. Hadi cicişler. Cicişler. Hadi cicişler. Gıcık oluyorum ya. Babam ne buluyor şu kadını, anlamadım gitti. Asıl gıcık olan Özge bence. İkisi de birbirinden beter. Şşt, susun, duyacaklar. Sizi gittiler sizi. Hadi çabuk. Kadın her sabah sizi okula götürüyor. Daha ne yapsın? Aman götürmesin. Misafirse gideriz. Gideriz tabii yani. Ben çantamı alayım. Nihayet yani. Çetlen Bey'im, gel şöyle otur bakalım da saçlarını toplayalım. Kalk bakalım. Gel şöyle otur güzel güzel. Ah, ah. Saçların aynı anneninkine benziyor. Onunki de gördüm, ince telli, ipek gibiydi. Gerçekten mi? Benim de gözlerim anneme benziyor değil mi Makbul? Aynısı. Makbul Hanım, biraz gelebilir misiniz? Neden ikide bir de çocuklara annelerini hatırlatıp duruyorsunuz? Çocuklar ne kadar üzülüyor, görmüyor musunuz? Ama onlar benden hep annelerini hatırlatmamı istiyor. Yeter artık. İkide bir de ölmüş annelerini hatırlatıp çocukları üzmeye hakkınız yok. Kadın bu evden gitmezse çocuklar beni asla annelerinin yerine koymazlar. Güzel kızım. Ciciş! Gel hayatım. Şu saçını şöyle doğru dürüst toplayalım. Gel. Söyle bakalım aptal balık. İki kere iki kaç eder? Bilemezsin tabii ki. Sen de aptal sahibin gibi beyinsizsin. Benimle oynamak varken... Aptal yam hep seninle ilgileniyor. Ama sen ortadan yok olursan... Al bakalım ilaç balık. Al al, bol bol ye de beynin açılsın. Ama böyle sıkı yapınca acıyor. Ah, acıyor ah. Kızım sıkı yapınca. Onun saçları hassas. Aman ne haliniz varsa görün. Ay bunlara da yaranılmıyor yani. Hele şükür hazırsınız. Sen yukarıda ne yapıyordun? Tuvalete giderken de senden izin mi alacağım? Hadi hadi geç kaldık, çabuk. Hadi oğlum hadi. Yürü. Hadi Makbul, hoşça kal. Güle güle benim çitlenmeyim. Güle güle canım. Güle güle. Canım. Hadi yürüyün cicişler. Hadi. Cicişler diyor ya, delireceğim. Duymayayım ben oğlum. Yani. Neyse Makbul, alığımı evvelmeyi unutmayayım mı? Bu kadarcık ama. Sen hiç merak etme yavrum. Ben bu kadarcık veririm. Hadi bakalım. İyi dersler size. Hanimiş güzel balık, hanimiş. Evet. Aa, pek az kalmış. Neyse, hadi ye bakalım. Ama bunun suyu da pek bulanmış. Yarın değiştirmeli. Müzik
Matematik ödevini yaptın mı? Matematikten ödev mi vardı? Eh yani yine mi unuttun Emre? Onu boş ver de hafta sonu 4B ile yapacağımız maça gelecek misin? Tabii geleceğim. Seni hiç yalnız bırakır mıyım Emre? Teşekkür ederim. Sonra belki hamburger yeriz hep beraber. Tamam, yeriz. Sonra belki sinemaya da... Abartma, annem o kadarına da izin vermez artık. Vermez değil mi? Vermez, imkansız. Olsun, yine de hafta sonu beraberiz. Hafta sonu için ne planlar kuruyorsunuz bakalım? Hiç. Ama ben duydum. Sana ne istersek onu yaparız. Hafta sonu senin maçından hemen sonra pikniğe gideceğiz. Annem harika bir yer ayarladı. Öyle mi? Hiç de bile. Biz gelmiyoruz. Tıpış tıpış geleceksiniz. Gitsene Özge. Kafamı bozmasana benim. Gıcıksın işte. Tamam o zaman. Ben de sizinle hamburger yemeye gelirim. Ismarlarsın artık. Hayır. Biz ikimiz gideceğiz. Seni anneme söyleyeceğim. Çekil şuradan. İspiyoncu gıcık. Görüyorsun sen. Bunu ödeteceğim sana Emre. Of ya. Sürekli çocuklara şiddetin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Kötü bir şey olmaz mı Müdür Bey? Tabii şiddet çok kötü bir şey. O zaman sizin de evde bir parça fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Şiddet içeren filmler ve bilgisayar oyunlarının çocukları ne kadar derinden ve kötü etkilediğini görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Haklısınız Müdür Bey. Bir daha yapmaz. Müdür Bey iyi günler. İyi günler. Anneciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ah bebeğim ne oldu sana? Emre matematik ödevini yapmamış. Ben de vermek istemeyince beni dövdü. Yalan söylüyor. Nerede o zaman yaptığın ödev? Hadi göstersene. Emre çocuğum hem suçlusun hem de yalan söylüyorsun. Yalan söylemek ne kadar kötüdür biliyorsun. Biliyorsun. Ama Emre yalan söylemez Müdür Bey. Müdür Bey biliyorsunuz yakında Emre'nin babasıyla evleneceğiz. Onlar artık kardeş sayılır. Özgeciğim bu seferlik Emre'yi affedebilecek misin? Ya of ben yapmadım diyorum. Emre yavrum inkar etmeye devam edersen ceza alacaksın ona göre. Ona göre. Müdür Bey ben onunla konuşurum. Bu seferlik affedin. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Emre yavrum söz mü? Evet öğretmenim. Hadi Makbule Hanım yürüyün. İyi günler Müdür Bey. İyi günler Simge Hanım, iyi günler. Emre iyi misin? Ah benim prensesim, acıyor mu? Gel anneciğim otur şöyle. Yalancı, ben mi vurdum sana? Tabii sen vurdun. Yalancı gıcık ne olacak? Emre kes artık. Kardeşini ne hale getirdiğine bir bak. Bir de utanmadan konuşuyorsun. O benim kardeşim değil. Ama olacağım annem babanıza evlenince. Yine de olmayacaksın. Bakın hele. Burada herkesin dili ne kadar da uzamış böyle. Makbule Hanım çocukları ne kadar da güzel yetiştirmişsiniz böyle. Neyse ben onları terbiye etmesini bilirim. Gel hayatım. Gıcık ne olacak? Yani. Hadi yürüyün evladım. Yürüyün hadi. Evet Emre. Sanırım Özge'ye bir özür borcun var. Ben onu vurmadım. Yeter artık. Çabuk odana. Sen benim annem değilsin. Bana emin ol. Veremezsin.
Bana baksana sen. Boş ver anne, dilemezse dilemesin. Ah benim asil, benim soylu kızım. Nasıl dolgunluk gösteriyor? Simge kızım, çocuğun üzerine biraz fazla gitmedin mi? Öncelikle bana artık Simge Hanım demenizi istiyorum. Ben sizin kızınız falan değilim. Ayrıca çocukları nasıl yetiştirdiğinizi görüyoruz. Arsız ve şımarıklar. Ama onlar benim çocuklarım. Ama onlar sizin çocuklarınız değiller. Bu evde sadece bir bakıcı olduğunuzu hatırlatmama bilmem gerek var mı? Şimdi mutfağa gidip yiyecek bir şeyler hazırlasanız iyi olur. Peki Simge Hanım. Bu yaşlı cadıyla işimiz var vallahi. Yok, bu böyle olmayacak. Anne, yaptığımız planlar hafif kalıyor bence. Daha etkili bir şeyler yapmalısın. Yine ne oluyor bunlara ya? Oh be, Yağmur'un şu salak balığı nihayet ölmüş. Sabah biraz fazla yem verdim de. Bunu sakın ağzından kaçırma. Unuttum bile anneciğim. Ay yine ne oluyor burada? Makbuş balığının yemini bugün çok vermiş anlaşılan. Baksana. Kutu bomboş. Şaka gibi. Aa, ne oldu yavrum? Ne olacak? Balığa fazla yem vermişsin. O da ölmüş. Ama ben her zamanki kadar verdim. Şu kadarcık. O zaman niye öldü balık? İyice yaşlandın artık. Ne yaptığını bilmiyorsun Makbule Hanım. Gel kızım. Yağmur ağlama. Ağlama. Çitlen beyim. Güzel kızım benim. Hadi sil gözyaşlarını. Yağmurcuğum, ama ben her zamanki kadar koydum. Yani şu kadarcık. Anlayamadım ki. Belki de Simge Hanım doğru söylüyor. Bunadım ben. Aklım başımda değil artık. Çok üzüldüm güzel kızım. Yeter ama Yağmur, ağlama. Bak Makbuş çok üzülüyor. Makbuş. Ah çitlenmeyeyim. Yarın başka bir balık alırız, iyi mi? Tabii alırız yavrum, tabii. Başka balık alırız. Ah canım benim, canım. Özge'ye ben vurmadım, inanıyorsunuz bana değil mi? Tabii inanıyoruz oğlum. Gıcık 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 ya kız, annesine çekmiş işte. Öyle konuşmayayım bakayım. Yalan mı ama Makbuş, keşke nişanlı olmasaydılar. Babam o kadınla evlenirse kesin ben bu evden giderim. Yani. Şşt, öyle konuşmayın çocuklar bakayım. Yağmur çok ağladı mı? Hem de nasıl. Makbuş'a çok sinirlendi. Hay Allah. Ben bir yukarı çıkayım. Ben biraz önce baktım mışıl mışıl uyuyorlar. Hem ben onun gönlünü aldım. Yarın ona harika bir balık alacağım. Bak nasıl unutacak. Şu aralar her şey üst üste geldi. Hakan'cığım, bunu duymaktan hoşlanmayacaksın ama Makbuş'un çocuklar üzerinde çok kötü bir etkisi var. Onu istemediğimi sanıyorsun. Aslında hiç ilgisi yok. Çok tonton, çok şeker. Birbirimizi ana kız gibi seviyoruz. Ama şu son zamanlarda yaptıklarını bir düşünsene. Hem onun hem çocukların iyiliği için harika bir yer buldum. Merve'nin teyzesi kalıyormuş. İnternetten de inceledim. Cennet gibi bir yer. Hem dinlenir hem yaşlılığının tadını çıkarır. Kadıncağız çok yoruluyor. Akıl da gitmiş artık. Yani onu sevdiğimiz için yapmalıyız bunu hayatım. Bilmiyorum. Aslında şu son birkaç aydır olanları düşündükçe... Haklısın galiba. Huzur evi ona iyi gelebilir. Ama bunu yapamam. Bütün bu olanlar onu evden göndermemi gerektirmez.
Çok yorucu bir gündü. Soğuk meyve suyu falan ister misin? Hayır. Bunu sen istedin abla. Artık olacaklardan ben sorumlu değilim. İşte böyle Osman Efendi. Artık fazlayım bu evde. İnsan eti ağırdır derler. Huzur evine gitmek değil de kuzucuklarımdan ayrı kalmak beni üzecek. Ne yapalım? Kocadım işte. Aklım bir gelip bir gidiyor. Sen hiç merak etmeyesin. Bakarlar bana orada güzel güzel. Ben sizden nasıl ayrılacağım?